hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sizlere de bütün ülkemize de sağlıklı günler diliyoruz. Hızla herkesin sağlığına kavuştuğu ve bu küresel salgının en hafif şekilde atlatıldığı bir süreci hep beraber ümit ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki temel yaklaşımımız en iyisini umut edip en kötüsüne hazır olma yönünde. An itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre 185.378 vakanın olduğu ve 7.332 kişinin yaşamını yitirdiği küresel bir pandemiyle karşı karşıyayız. Ve ülkemizde de 47 kişiye bu konuda kesin tanık olmuş durumda ve dikkatle alınan tedbirleri, uygulamaları takip ediyoruz ve bu konuda toplumun bir Bütünlük halinde doğru bilgiye ulaşması ve doğruları yapması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak da gayret sarf ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak dün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda Sayın Fahri Öztürk tarafından toplantımızda kararlaştırılan ve parti sözümüz Fahri Öztürk tarafından e, kamuoyuna açıklanan on öneriyi aynen tekrar ediyoruz. Sadece iki tanesinin burada altını çizmekle yetineceğim. Bunlardan birincisi. 11 yıldan fazla süredir toplanmayan ekonomik ve sosyal konseyin bir an önce toplanması ve alınacak önlemleri ve mali etkileri değerlendirip gerekli tedbirler konusunda uyarılarda bulunması ve önerilerde bulunmasını son derece önemsiyoruz. Bunu tekrarlıyoruz. Bir diğeri de parlamento için bugün birazdan bahsedeceğim pek çok alanda özellikle bütün krizler gibi bu krizde en çok yoksulları vuruyor ve yoksulların bununla baş etmesi, yoksulların çocuklarının korunması, yoksulların çocuklarının beslenmesi normal zamanlardan daha da zor bir hale geliyor. Bu konuda en önemli eksikliğimiz aile sigortası. Buradan parlamentoda bulunan bütün gruplara çağrı yapıyoruz. Aile sigortası kanun teklifimizi kamuoyu biliyor. Parlamentoya çok önceden ve defalarca kez bunu sunduk ve anlattık. Aile sigortasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gerek komisyonlar gerek genel kurul sürecinde bir hafta içinde hızla geçirirsek bu kriz sürecinde özellikle yoksul vatandaşların hem barınmaları hem korunmaları hem beslenmeleri ve bu krizin onları daha çok vurmasına engel olmak için en önemli katkıyı yapmış oluruz. Bunu tüm siyasi partilere özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne önemli ve samimi bir çağrı olarak sunuyoruz. Aile sigortası gelecekte yapılacak seçimlerde şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli seçim vaadi olacaktır ve bunun bir siyasi getirisinin olması da yapılan bütün ölçümlerde daha önceden olduğu gibi mümkündür. Biz bu siyasi getiriden fedakarlık ediyoruz. Varsın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısı olsun ama aile sigortasını hayata geçirmenin son derece önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha ifade ediyor ve bu teklifimizin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da sahiplenerek parlamentonun çalıştırılmasını önemsediğimizi ifade ediyorum. Bilindiği gibi grubumuzda bulunan sağlıkçı milletvekilleri, eczacı, diş hekimi ve tıp doktoru milletvekillerimizin ayrıca aile ve sosyal politikalar komisyonunun sağlıkçı olmayan üyelerinin Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aykut Erdoğdu'nun, Avrupa Konseyi'nde Sağlık Komisyonu'nda bizi temsil eden Sayın Selin Sayek Böke'nin katılımlarıyla bir komisyonumuz var. Ve bu komitemiz e, ikinci toplantısını bugün saat 12'de yaptı ve biraz önce sonuçlandı. Bu konuda bizim önemli uyarılarımız olacak. Dünkü uyarıların yanında bugünkü uyarılarımız sağlığa ve krizin sağlık alanındaki yönetimine ilişkin önerilerimiz var. Elbette eleştirilecek çok yön var ama bugün eleştiri yapma zamanı değil. Eleştirileri bir kenara not ederek ve daha sonraya bırakarak yapıcı katkı yapma dönemindeyiz. Ve bu yapıcı katkılarımızı kamuoyuna ve dolayısıyla da e, politika üreticileri de e, bu konuda karar alıcılara iletiyoruz. Daha sonra da bu konudaki raporlarımız doğrudan Sayın Sağlık Bakanına ve diğer muhataplarımıza da iletilecektir. Son günlerde dezenfektanların, alkolün, maskenin, hatta kolonyanın, ateş ölçerin ve bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm tıbbi malzemelerin erişiminde ve fiyatlandırılmasında çok ciddi spekülasyonlar ve hepimizi üzen haberler oluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunların tümünde dezenfektan, alkol, maske, kolonya, ateş ölçer ve ihtiyaç duyulan tüm tıbbi sarf malzemesi ve araç gereçte katma değer vergisinin kriz boyunca salgın süresince sıfırlanmasını, kaldırılmasını bu ürünlerde sabit bir kar marjıyla otorite tarafından bu ürünlerin parakende satış fiyatları için bir üst sınır belirlenmesini öneriyoruz. Bu üst sınırın üzerindeki satışın cezalandırılmasını ve sabit fiyat uygulamasına geçilerek kolonyada, dezenfektanda, maskede üretim fiyatları belli, toptancı fiyatlarının ve parakende satış fiyatlarının belirlenmesinin kriz boyunca son derece önemli olduğunu ifade ediyoruz. Tüm sağlık malzemeleri ve bu tür maddelerin ithalatı üzerindeki tüm vergilerin Sınırlamaların ve ithalatı geciktirici prosedürlerin salgın süresince ertelenmesini öneriyoruz. Bu süreçte ihtiyaç olacak kritik malzemenin ihracatına yasak getirilmesini öneriyoruz. Ve sahtecilikle mücadele için gerekli caydırıcı tedbirlerin alınıp bir an önce duyurulmasını öneriyoruz. Kamuoyundan paylaşılmasını öneriyoruz. Bir diğer öneri, öneri paketimiz ise, biraz önce sarf malzemeleriyle ve tıbbi malzemeyle ilgili dört öneri sundum. Altı maddelik sağlık personeliyle ilgili önerilerimiz var. Bunlardan birincisi, sağlık çalışanları, onların meslek örgütleri sağlıkta şiddet yasasını öncelikle talep ediyorlardı. Bu sene 14 Mart'ın ana teması Sağlıkta Şiddet Yasası'nın Türk Tabipleri Birliği'nin önerdiği, partimiz tarafından da meclise teklif edilmiş, birçok parti ve birçok milletvekili tarafından da teklif edilmiş Sağlıkta Şiddet Yasası var. Doktorlar en önemsedikleri, sağlıkçılar en önemsedikleri bu yasayı ve bu yasa için geçtiğimiz pazar günü yapacakları mitinglerini salgınla mücadele ettikleri için samimiyetle iptal ettiler. Meclis çalışacaksa sağlıkçılara hem psikolojik bir destek hem önemli bir jest hem önemli bir kazanım olması açısından siyasi partilerin ittifakla tüm sağlıkçıların hasretle bekledikleri sağlıkta şiddet yasasını çıkarmaya davet ediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. İkinci husus atanamayan 620 bin sağlıkçı var. Ve bugünlerde artık kamu otoritesi de yeni sağlıkçılara, sağlık ordusunun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu aşamada atanmamış 620 bin sağlık personelinin önemli bir kısmının atanması için büyük bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu, buna da ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyoruz. Ayrıca yetkin sağlık personelinden emekli olanların da hiç olmazsa bu kriz boyunca bir seferberlik halinde geri çağrılmasının da son derece önemli olduğunu düşünüyor ve öneriyoruz. Ayrıca sağlık personelinin uzun mesai sürelerinden sonra, uzun nöbetlerden sonra yorgun argın bir şekilde toplu taşımaya, metroya binmesi, metrobüse binmesi, şehir otobüslerine binmesi ve o yorgunluğun üzerine ya da kendi arabasıyla uykusuz, yorgun ve gergin bir şekilde araba kullanması yerine sağlık personelinin mesaiye gidişlerinde ve gelişlerinde rahat edecekleri, dinlenecekleri, daha fazla yorulmayacakları hızlı ve hijyenik ulaşım için derhal tedbirler alınmalıdır. Küçük servisler dezenfekte edilmiş servislerle hızla evlerine ulaştırılmaları, dinlenmeleri ve tekrar mesaiye gelmelerinde zaman kaybetmemeleri sağlanmalıdır. Bunların hiçbirisinin yapılamadığı durumlarda sağlık personelinin taksi giderleri fatura karşılığında bu salgın boyunca ödenmelidir. Ayrıca kreşlerin kapatılması ve küçük çocuğu olan annelere kamuda izin verilmesi doğru bir karardır. Bizim de önerdiğimiz bir karardı. Ama sağlık çalışanları bundan yararlanamadıkları gibi kapalı kreş sağlık çalışanı kadın sağlık çalışanı açısından büyük bir sorun. Bu soruna hızla çözüm üretilmesi gerekiyor. Biz bu konuda yerel yönetimlerin üzerine düşenlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak örnek uygulamalara kamu otoritesiyle birlikte imza atmaya hazırız ama bu konuda merkezi kamu otoritesinin ve Sağlık Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde çalışma yapmasını, ondaki verilere ihtiyacımız var ve tüm Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde kreşi kapanmış, evde kalmış ama annesine, babasına hastanede ihtiyaç olan bu çocukların durumuna bir çağrı üretmek durumundayız. Fazla çalışmaları, ekstradan katlanmak zorunda kaldıkları masrafları, örneğin çocuğa bir bakıcı tutmak, telafi etmek üzere sağlık çalışanlarına ek ödemeler yapılmalı bu süre içinde sağlık çalışanlarına en az bir maaş ikramiye verilmesi de Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hızla değerlendirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Bu konuda sağlık personeli içinde altı tane somut önerimiz var. Ayrıca üniversite hastaneleri herkes biliyor ki özellikle orada çalışanlar ve oradan hizmet alanlar biliyor ki bu salgın öncesinde dahi tıbbi malzemelerin temininde sarf malzemesinin temininde sıkıntı çekiyorlardı. Bu kriz durumunda en yumuşak karın üniversite hastanelerinin sıkıntılarıdır. Üniversite hastaneleri bu konuda doğrudan desteklenmelidir. Gerek malzeme açısından gerekse ekonomik olarak doğrudan desteklenmelidir. Başta koruyucu maske olmak üzere hem sağlık para profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu hem de vatandaşın bireysel koruma için ihtiyaç duyduğu malzemelerde kamu otoritesi önceliğin sağlık personeline, hastalara ve gerçekten ihtiyaç sahiplerine tanınması için stok yönetimini merkezi olarak kontrol altında tutmalı ve gerçekten ihtiyacı olan da bulunmalı. Birilerinin fazladan stok yaptığı ya da evhamla fazladan bulundurduklarının bir ihtiyaç sahibinin bundan yararlanamaması gibi noktaya gelmemesi için tüm stoklar merkezi olarak tutulmalı, değerlendirilmeli ve yönetilmelidir. Bir diğer önemli solun alanı yoğun bakımlar ve tanı kiti ile ilgili komisyonumuzun bu konudaki önerilerini ifade ederken şunu söylemek gerekiyor. Sağlık Bakanı Sayın Koca 18 birimde artık tanı yapılacağını geçtiğimiz hafta sonu yaklaşırken duyurdu. Ama biliyoruz ki İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum ve İzmir'de test yapılıyordu. Samsun buna eklendi. Ama dün tekrar 18 rakamı telaffuz edildi ve 16'ya ulaşıldığı söylendi. 16'ya ulaşılması, 18'in hedeflenmesi 6'dan iyidir. Ama testin 81 ilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin bir an önce alınması lazım. Bu hızlı testlerin hiç değilse 81 ile ulaştırılıp nerelerde test yapıldığının açıkça duyurulup bu testlerin pozitif çıktıktan sonra şimdi kullanılan ve daha güvenilir testlerle de doğrulamasının yapılması en akıllıca seçenektir. Ancak bunun için 18 il değil 81 ile bu test kitlerinin ulaştırılmasını son derece önemsemekteyiz. Bugün Türkiye'de 889 devlet hastanesi, 68 üniversite hastanesi, 577 özel hastanemiz var. Ve Toplam 1534 hastanemiz, 139403 yatağımız, otuz dokuz bin yoğun bakım yatağımız var. Bu sayı bu pandemi kötü senaryolar düşünüldüğünde, hatta beklenen senaryolarda bu yoğun bakım yatağının sayısının yeterli olmayacağı ortadadır. Öncelikle yoğun bakım yataklarının arttırılabilmesi için gerekli her türlü tedbirin bir an önce alınması lazım ve bu konuda özellikle 577 özel hastanenin sağlıkta dönüşümden özel hastanelerden hizmet alınmasından son derece ekonomik faydalar görmüş 577 özel hastanenin bugün tanı konulduğunda hastayı derhal kamuya yollayıp kendilerinin bu mücadelenin içinde olmaması düşünülemez. Özellikle yoğun bakım yatakları açısından Yoğun bakım üniteleri ve yatak envanterinin Sağlık Bakanlığı tarafından özel kamu ayrımı olmaksızın merkezi olarak yönetilmesi son derece önemlidir. Bu çağrıyı bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlıkçı milletvekillerinin ortak çağrısı olarak ifade ediyoruz ve özel hastanelerden pandemiyle mücadelede en optimal şekilde yararlanılmalıdır. Ve Testlerin 81 ile yollanmasını söyledik. Nerede yapıldığının vatandaşlara özellikle cep telefonlarına mesajların iletilmesiyle ve tüm yaygın iletişim kanallarıyla şeffaf bir şekilde duyurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Hükümete çeşitli alanlarda son birkaç çağrımızı ifade etmek isterim. Kritik fabrikaların, örneğin maske üreten fabrikanın, örneğin oksijen tüpü solunum cihazı ve hastalar açısından kritik malzemeleri ilaçları üreten fabrikaların ve temel gıda üreten fabrikaların personelinin karantina şartlarında sağlıkları korunarak çalıştırılmaları son derece önemli. Bu tedbiri almazsak örneğin maske üreten bir fabrikada ortaya çıkan ve çok kişiye bulaştırıldığı saptanan bir vaka o fabrikanın üretimini durduracak. Buna katlanmamız bu maliyeti göze almamız mümkün değil. O yetkinlikteki işçinin hasta olmaması herhangi birimizin hasta olmamasından yüzlerce binlerce kat önemlidir. Kritik fabrikaların işçilerinin karantina şartlarında ve sağlıkları ekstra korunarak o fabrikanın çalışmasının sağlanması çok önemli. Bu krizin bir ya da birkaç sonraki aşamasında karşılaşılabilecek bu duruma bugünden tedbir almak gerekiyor oksijen tüpü üreten, solunum cihazı üreten ya da bunların bakımlarını yapan fabrikaların, atölyelerinin kritik personelinin sağlığına kendi gözümüz gibi, kendi gözümüzden fazla bakmak durumundayız. Oradaki işçilerin her bir tanesi en kritik sağlık personeli noktasındadır. Boş bir oksijen tüpünü dünyanın hiçbir sağlıkçısının doldurma ve hastaya oksijen verme imkanı yoktur. Bu konuda çok ciddi bir e, uyarıyı yapmak isteriz. Yine daha önceden kamuoyuna paylaşmayı planladığımız ve İngiltere'nin bir benzer örneği ortaya koyduğu gibi İngiltere ventilasyon cihazları üretmek için otomobil fabrikalarına görev verdi. Bu kamu otoritesi tarafından Türkiye'nin özellikle Sanayi Bakanlığı tarafından Türkiye'deki otomobil fabrikaları veya diğer yüksek teknoloji fabrikaların oksijen tüpü Oksijen cihazı ve ventilasyon cihazı üretimi konusundaki yetkinlikleri hızla değerlendirilip hızla bu konuda İngiltere benzeri görevlendirmeler Türkiye tarafından da yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun tavsiyelerine aynen uymalı. Bu tavsiyelere uymamanın ağır sonuçlarını hepimiz gibi onlar da ve tüm kamu otoriteleri seyrice doğru değerlendirmelidir. Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu otoritesi, bilim kurulunun yapmış olduğu tüm uyarıları, tüm tavsiyeleri dikkatle hızla değerlendirip uygulamaya koymalıdır. Bu konuda sahil sebeplerden ortaya çıkan ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle çelişen gecikmelerin ve uymamaların maliyeti çok ağır olacaktır. Bu uyarıyı burada daha fazla somutlaşmadan ama gerçek bir ihtiyacın partimize ve sağlıkçılara ulaşan yansımalarını dikkate alarak ve samimiyetle dile getiriyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz, vaka bazında örneklendirmiyoruz, bunları ileriye bırakıyoruz. Ama bilim kurulunun bilimsel uyarılarına sahir gerekçelerle kimsenin geciktirmesi ya da uymaması gibi şeyi aklından bile geçirmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği gibi iki meslek kuruluşunun la diyalog kanalları sürekli açık tutulmalı. Türk Tabipleri Birliği'nin uyarılarının ifade edildiği gazetecilerin sorularına dahi tahammül edilemeyen geçiştirilen bir yaklaşımın kriz yönetimi açısından sıkıntılı olduğunu söylüyoruz. Ve dahası Türk Tabipleri Birliği'nin ve Türk Eczacıları Birliği'nin birer temsilcisinin bilim kurulunda mutlaka yer almaları, takip etmeleri ve onların meslek örgütlerinin tavsiyelerinin de bu kriz yönetiminde mutlaka yararlanılması gerektiğini ifade ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin uzattığı krizi birlikte yönetelim eli düşman eli değildir. Türkiye'deki tüm tabiplerin çok uzun süre önce kurdukları ve kendi menfaatleriyle, meslek menfaatleriyle, kamu menfaatlerini birlikte telife kanunen de mecbur olan ve bunu son derece uygun bir şekilde uzun süredir yerine getiren bir meslek kuruluşunun uzattığı bu krizi birlikte yönetebiliriz elinin havada bırakılmasının maliyeti çok yüksektir. Bu maliyeti kimse göze almasın. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı gibi mümkün olan en kısa zamanlı güncellemelerle Türkiye'de de hasta sayısı, iyileşen vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı ve ağzımızdan yel alsın umuyoruz hiç olmaz ama varsa hayatını kaybeden vaka sayısı monitörize edilmeli. Kamuoyu yoğunu Dünya Sağlık Örgütü nasıl bütün dünyadaki rakamları veriyorsa Türkiye içinde güvenilir kaynak Sağlık Bakanlığı'nın yönettiği bir site olmalıdır bu spekülasyonların önüne geçilmesi ve hızlı etkin bilgi alınması açısından son derece önemlidir. Son sözümüz bir tane iyi ki iki tane keşkeyle. İyi ki şehir hastaneleri yapıldı diye kapatılan hastaneler planlandığı gibi satılmadı, yıkılmadı. İyi ki tekrar açabildik karantina hastanesi olarak kullanıyoruz. Bu tecrübeyi kimse unutmasın ve o hastanelerin ne kadar kıymetli birer milli varlık oldukları ve ihtiyaç duyulduğunda nasıl kullanılabilecekleri açısından bunu hatırlatıyoruz. İyi ki birkaç yıl geçmedi. O hastanelerin yerlerinde AVM'ler yükselmedi ki biz oraları karantina hastanesi olarak kullanabiliyoruz. Ve keşke boş yatak esasına göre mümkün olan en boş yatakla çalıştırılma esasına göre çalışan askeri hastaneleri kapatıp bir kısmını da sivilleştirmeseydik. Çünkü savaş durumunda olağanüstü bir durumda hep boş yatak bulundurma ve hızla hasta kabul edebilme, yaralı kabul edebilme potansiyeli yeteni yüksek askeri hastaneler elimizin altında duysaydı. Keşke FETÖ ile mücadele edeceğiz diye duvarlarla, ventilatörlerle, yoğun bakım üniteleriyle kavga etmeseydik. Keşke eldeki o varlıklar duysaydı ve keşke tüm hastaneler kapatılıp şehir dışında bir dev hastane yerine bugün ihtiyaç duyulan gereğinde ihtiyaç duyulanları karantinaya alabileceğiniz uygun bu yüklükte optimum ölçekte ve mümkün olduğu ihtiyaç kadar büyük eve yakın olabilecek kadar küçük farklı farklı branş hastanelerimiz durabiliyor olsaydı şehirden bu kadar uzakta ve içeride hasta için bu kadar yorucu büyük hastaneler yerine kriz yönetimine uygun daha uygun ölçekte hastanelerimiz elimizde bulunabiliyor olsaydı diyerek bu konudaki sözlerimi tamamlıyorum. Bir ikinci konumuz var. Küçük bir uyarı ama bugün kayda geçirilmesi gerektiği için ve bu konudaki yüksek hassasiyetimizi dile getirmek adına ifade etmek durumundayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiyeye girişinin 121. yıl dönüm törenleri 13 Mart Cuma günü Kara Harp Okulu'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları o geleneksel törende olmaları gerektiği gibi bulundular. Her yıl bir ritüel halinde tekrarlanan bu törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün numarası yaklaştıkça askerler birer birer ayağa kalktılar ve burada olduklarını söylediler. 1283 rakamına gelindiğinde bütün harbiyeliler yıllardır olduğu gibi ayağa kalktılar ve içimizde ifadesini hep bir ağızdan söylediler. Ama üç kişi hariç. Arka sıralarda videoda iki sivil iki asker kadın personelin olduğu görülüyor ama fotoğrafta bir tanesi ancak video burada duruyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın YouTube kanalında bakıldığında iki kadının ve en ön sırada bir erkeğin ayağa kalkmayarak oturarak ayaklarının olduğu görülüyor. Bu köşe yazılarına yansıdı. Sosyal medyada konuşuluyor. Ben basın toplantıma başladığım saniyeye kadar kontrolü yaptık. Herhangi bir açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılmadı. Bu üç askeri personelin hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda bir soruşturma başlatıldıysa ne zaman, hangi tarihte, hangi saatte, hangi saniyede başlatıldı? Bu konuda bir sav eğer başlatılmadıysa bu görüntüler kendi YouTube kanallarından servis edilen bu görüntüler nasıl hazmedilmektedir? Atatürk'ün manevi şahsiyetini daha önce yapmış olduğu hastane ve hasta ziyaretleriyle rahatsız eden Hulusi Akar'ın bu son duruma ilişkin söyleyecek bir sözü, bir açıklaması var mıdır? Bunları ifade ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa soru cevaplayabilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.